Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı, Temel Dini Bilgiler 1 ve 2. 23 Aralık 2023 1. Oturum, 465 Temel Dini Bilgiler 1. Soru 1. Aşağıdakilerin hangisi aile içi fertlerin birbirine karşı sorumlulukları ile ilgili değildir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Sadakallahülazim. Tahrim Suresi 6. Ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Sadakallahülazim. Hucurat Suresi 13. Ayet. C. Allah'ı Celle Celaluhu'dan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun. Hadis. D. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Hadis. Doğru cevap B. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Sadakallahülazim. Hucurat Suresi 13. Ayet. Soru 2. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf düzeltmek isterlerse Allah Celle Celaluhu onları uzlaştırır. Sadakallahülazim. Nisa Suresi 35. Ayet. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir? A. Tevazu, B. Güven, C. Sulh, D. İsar. Doğru cevap C. Sulh. Soru 3. İslam dininin getirdiği kurallar insanın bireysel ve toplumsal olarak daha sağlıklı ve problemlerden uzak bir yaşam sürmesini sağlar. Bu kuralların uygulandığı toplumlarda sevgi, saygı ve kardeşlik gibi duygular gelişir, fitne, fesat ve nefret gibi duygular körelir. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Dini ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemi. B. İnsanın aklını ve iradesini iyi yönde kullanmasının önemi. C. Ahlaki yozlaşmanın sebep ve sonuçları. D. İnsanların sahip olduğu temel haklar. Doğru cevap A. Dini ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemi. Soru 4. İslam dininin hile yapmayı ve tecessüste bulunmayı yasaklaması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Yardımlaşma ve dayanışmanın tavsiye edilmesi. B. İnsanlar arasında münasebetlerin düzenlenmesi. C. İbadetlerin yapılış şekillerinin açıklanması. D. Münafıklar konusunda uyarı yapılması. Doğru cevap B. İnsanlar arasında münasebetlerin düzenlenmesi. Soru 5. Bir insanın akla ve vicdana göre davranmak konusunda irade zayıflığı göstererek dini değerlere karşı hassasiyetini yitirmesi, huy ve karakterinde bozulma ve kötüleşme meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir? A. İnfak kültürü, B. Karz-ı hasen, C. Ahlaki yozlaşma, D. Mahremiyeti ihlal. Doğru cevap C. Ahlaki yozlaşma. Soru 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en temiz kazancın hangisi olduğu sorulduğunda kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaretin kazancı şeklinde cevap vermiştir. Bu cümlede geçen elinin emeği ifadesi ile ilgili en kapsamlı açıklama aşağıdakilerden hangisidir? A. Rızkı bollaştırmak için çaba göstermek. B. Faydalı işlerde bedenen ve zihnen gayret etmek. C. El işçiliğiyle yapılan üretimde çalışmak. D. Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı şeylerden uzak durmak. Doğru cevap B. Faydalı işlerde bedenen ve zihnen gayret etmek.
Soru 7. Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Vakıf, B. Ribat, C. Rasathane, D. Kütüphane. Doğru cevap A. Vakıf. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı Celle Celaluhu'ya güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Sadakallahülazim. Tegabun suresi 17. ayet. Bu ayette geçen Allah'ı Celle Celaluhu'ya borç vermek ifadesi aşağıdaki anlamlardan hangisine işaret etmektedir? A. Borcunu zamanında ödemek, B. Alışverişte dürüst davranmak, C. Düzenli olarak ibadet etmek, D. Allah'ı Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmek. Doğru cevap D. Allah'ı Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmek. Soru 9. Toplumda yaşayan insanlar arasında bir iş bölümü mevcuttur. Bu iş bölümünden işçi ve işveren hakları ortaya çıkar. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı hakları olduğu gibi sorumlulukları da vardır. İslam dini bunu sağlam bir ahlaki temel üzerine oturtmuştur. Bu metinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılıklı hak ve sorumluluklara riayetin ahlaki bir gereklilik olduğu, B. İnsanların toplum içinde iş bölümü sayesinde rahatça yaşayabildiği, C. İslam dininin ahlaki anlamda bireysel ve toplumsal yönünün olduğu, D. İnsanın toplumsal bir varlık olduğu ve toplum içinde yaşaması gerektiği. Doğru cevap A. Karşılıklı hak ve sorumluluklara riayetin ahlaki bir gereklilik olduğu. Soru 10. İslam dinine göre mülk edinme gerekliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ticaret, miras ve hibe yoluyla elde edilen mülkün helal sayılması. B. Mülk edinme konusunda insanlar arasında farklılıklar bulunması. C. Mülk edinmenin helal yoldan olmasının emredilmesi. D. İhtiyaçların karşılanması için mülk edinmenin zaruri olması. Doğru cevap D. İhtiyaçların karşılanması için mülk edinmenin zaruri olması. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi alışverişte hile yapılmasına örnek gösterilemez? A. Satıcının sattığı malın kusurunu gizlemesi. B. Tartma işleminin kasıtlı olarak eksik yapılması. C. Satışı yapılan ürün için iade garantisi verilmesi. D. Malın ederinden fazlasına satılmaya çalışılması. Doğru cevap C. Satışı yapılan ürün için iade garantisi verilmesi. 23 Aralık 2023 2. Oturum 466 Temel Dini Bilgiler 2. Soru 1. Fakih ile aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhaddis, B. Müçtehit, C. Müfessir, D. Müsteşrik. Doğru cevap B. Müçtehit. Soru 2. İslam dininde zaruret halinde ruhsatların getirilmiş olması, İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A. Tekliflerde kolaylık, B. Helallerde genişlik, C. Suç ve ceza dengesi, D. Kamu yararının gözetilmesi. Doğru cevap A. Tekliflerde kolaylık. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi helallerde genişlik ilkesine örnektir? A. Adalet mülkün temelidir prensibinin kabul edilmesi. B. Kur'an-ı Kerim'de helal olanların değil haram olanların isimlerinin sayılması. C. Bir mükellefin işlemiş olduğu suçun sadece kendisini bağlaması ve zaruret halinde haram olan şeylerin geçici olarak mübah sayılması. Doğru cevap B. Kur'an-ı Kerim'de helal olanların değil haram olanların isimlerinin sayılması. Soru 4. Fıkıh ilminin kamu yararının gözetilmesi ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bazen kamuya dokunacak zararların giderilmesi, bazen de faydaların temin edilmesi şeklinde uygulanır.
ve toplum menfaati gözetilirken bireyin hak kaybına uğramamasına özen gösterilir. C. Bir konuda fayda ile zarar çatıştığında önce faydanın teminine önem verilir. D. Toplumun ve bireyin menfaati çatıştığında öncelikli olan toplumun menfaatidir. Doğru cevap C. Bir konuda fayda ile zarar çatıştığında önce faydanın teminine önem verilir. Soru 5. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Müslümanların Kur'an-ı Kerim sayfalarını kitap haline getirmeye karar vermeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. İcma, B. Sünnet, C. Örf, D. Kıyas. Doğru cevap A. İcma. Soru 6. İnsanın hayır yönündeki davranışları tercih etmesini ve şer olan davranışlardan kaçınmasını sağlamayı amaçlayan ilim aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam felsefesi, B. Dinler tarihi, C. Din sosyolojisi, D. İslam ahlakı. Doğru cevap D. İslam ahlakı. Soru 7. Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hakkında soru sorulduğunda onun ahlakı Kur'an ahlakıydı şeklinde cevap vermiştir. Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ahlaki konularda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almıştır. B. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları ahlaklı davranmaya teşvik etmiştir. C. İslam ahlakının kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. D. Sahabe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili soruları Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya sormuştur. Doğru cevap C. İslam ahlakının kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının amaçlarından değildir? A. İbadetlerin yapılış şekillerini öğretmek, B. Kötülüklerden sakındırmak, C. Dünya ve ahiret mutluluğu kazandırmak, D. Faziletli ve örnek bir toplum oluşturmak. Doğru cevap A. İbadetlerin yapılış şekillerini öğretmek. Soru 9. Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü kabul ve ikrar ederek İslam dinine ve mukaddes değerlere karşı hürmetli davranmak aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir? A. Marifet, B. Tazim, C. Tevbe, D. Reca. Doğru cevap B. Tazim. Soru 10. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı vazifelerden hangisinin Müslümanların yaşam tarzı üzerinde etkisi en fazladır? A. Zikir yaparken adını anmak, B. Sevgi ve saygıda özen göstermek, C. İsmi anıldığında salavat getirmek, D. Sünnetine uyarak örnek almak. Doğru cevap D. Sünnetine uyarak örnek almak. Soru 11. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu'nun kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli ve açıktan Allah Celle Celaluhu yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Sadakallahülazim. Fatır Suresi 29. Ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette tavsiye edilen davranışlardan değildir? A. Kur'an-ı Kerim okumak, B. İbadetlerini düzgün yapmak, C. Ticaretle meşgul olmak, D. Allah Celle Celaluhu rızası için infak etmek. Doğru cevap C. Ticaretle meşgul olmak. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.